yargılanacaklarını biliyorlar. Sadece bu konuda değil, diğer konularda da yargılanacaklarını çok açık olarak biliyorlar. Fiilen sona ermiş durumda. Çünkü Türkiye'de yargı çökmüş durumda, ekonomi çökmüş durumda, eğitim çökmüş durumda, dış politika çökmüş durumda, işsizlik artıyor, yoksulluk artıyor. Ve bu açıdan baktığınız zaman biliyorsunuz biz 6 Kasım'la başlayan hafta sonunda Merkez Bankası'nın görevden alınması, başkanının görevden alınması, damadın görevden alınması, buna bile toplumun ve piyasaların inanılmaz bir ferahlık verdi ve piyasalar karmaşaya dönüşeceğine birdenbire Türk lirası değerlenmeye başladı, borsa yükselmeye başladı, faizler düşmeye başladı. O açıdan baktığınız zaman bunların fiilen bittiği ortada. Şimdi hukuken diyorum, hukuken çünkü biliyorsunuz Haziran 2023'te zaten seçimler yapılacak. Geçen haftada konuştuğumuz gibi 2023 Haziran'daki seçimlerde Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olma hakkı yok. Anayasanın 101. maddesine göre sadece iki defa seçilebiliyor. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın ikinci defa yani üçüncü defa seçilme hakkı kazanabilmek için meclis erken seçime meclisin karar vermesi gerekiyor. Yani Tayyip Erdoğan mutlaka erken seçim istiyor. Ve bu erken seçime de meclisin karar vermesini istiyor. Çünkü kendisinin de fesih yetkisi var. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani 1924 Anayasası'nda Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen yetki şu anda Tayyip Erdoğan'da var. Fakat o fesih yetkisini kullandığı zaman üçüncü defa seçilme şansını, aday olma şansını kaybediyor.